Herkese merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videoda Acun Ilıcan'ın yapımı yaklaşık 2 yıl süren 20 milyon dolarlık yani yaklaşık 371 milyon TL'lik yatına yakından bakıyoruz. Biz de bu videoyu çekerken Enes Yılmazer'in kanalındaki o videoyu referans aldık. O video İngilizceydi ve biz de bu videoda biraz daha sadeleştirilmiş, basitleştirilmiş haliyle anlatmaya çalışacağız size. Eğer yatın içini dışını daha detaylı halini görmek istiyorsanız Enes Yılmazer'in kanalına ve videosuna açıklamadan ulaşabilirsiniz. Gelelim şimdi Acun'un çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşarak Balmi adını verdiği son teknoloji harikası yatının özelliklerine. Global arenada da adından sıkça bahsedilen, böyle merkezi de İstanbul Tuzla'da bulunan bir Türk şirketi Mangi'ye ürettiği bir yattan söz ediyoruz burada. Bu arada yatın tam adını da ekrana yazdık. Virtus 47 Hull 03. Eğer bu yatı satın almak isterseniz bu ismini aratıp bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yatımız 47 metre uzunluğa, yaklaşık 9 metre genişliğe ve kemiksiz 496 ton ağırlığa sahip. Bu arada kemiksiz ağırlık derken de şeyi kastediyoruz. Yani içinde yolcular yok ama mobilyası, şusu busu, banyoları, mermileri, her şeyi içinde tam. Geminin bu şekilde ağırlığı tam 496 ton ediyor. Ağırlığının 496 ton olmasının da özel bir sebebi var. Birazdan geleceğiz buraya. Bu yatta diğer benzerleri gibi çelik ve alüminyumdan üretilmiş ve uzun yıllar boyunca kullanılıp sağlam olması için böyle tasarlanmış durumda. Yatın içerisine tam 12 yolcu, yolcular hariç ve kaptan dahil 7 mürettebat böyle cayır cayır odalarında konforlu bir şekilde yaşayabiliyorlar. Yatın sahibine, yani bu yat içinde Acun Ilıcalı'ya özel 2 banyolu bir suite oda, 5 adet yatak odası, her odada dev ekranlı televizyonlar ve bu televizyonların bazılarına bağlı PlayStation'lar, her odanın özel banyosu ve bir de burası oldukça önemli, banyolarda da sizin dışarıyı görebildiğiniz ancak dışarıdan içeriğinin asla gözükmediği devasa camlar var. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Büyük salonlar, 10 metrelik yüzme havuzu, arka kapaklar açılınca ortaya çıkan bir de beach club var. Diyelim ki geminizle bir limana yanaşmaya karar verdiniz. Öyle geri geri giderken herhangi bir şekilde arkanızı da göremiyorsunuz. İşte tam bunun için de geminin kontrol merkezine geminin arkasına aktarabileceğiniz ayrı bir panel de size sunuluyor. Bu panel sayesinde önde yapabildiğiniz her şeyi geminizi park ederken arka taraftan da kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki Acun Ilıcalı bu kadar para harcadığı yatın içerisini de kendi özel zevklerine göre tasarlamak için İtalyan tasarımcı Leonardo Santi ile birlikte çalışmış. İşte bu Leonardo Santi de bu alanda yat tasarımı, yat iç alan tasarımları konusunda dünyaca tanınan bir isim. Burada özel zevkler demişken gerçekten özel zevklerden söz ediyoruz. Mesela Acun geminin ucuna kendine özel bir ayak tenis sahası da yaptırmış. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. 2 tane deniz bisikleti, 2 tane bot, hatta burada gördüğünüz oyunlarda falan şifreyle aldığımız, filmlerden tanıdığımız 2 tane sürat botu da gemiyle birlikte geliyor. Çok haklarında böyle detaylı bilgiye ulaşamadık ama bir tanesi özellikle bu yarış koltuklarına sahip olan epey havalı görünüyordu. Şimdi arkadaşlar girişte bir 496 ton muhabbetinden bahsettim hatırlıyorsanız. Burada aslında çok güzel bir trik var. 2006 yılında yapılan bir anlaşmaya göre 500 ton ve üzerindeki gemilerde liman masrafları, gemilerin uluslararası sularda dolaşma masrafları oldukça yükseliyor. Bu arada bu yatlar kişisel, ticari fark etmez. Eğer 500 tonu geçiyorsa bu fiyatlar, bu masraflar oldukça fazla katlanıyor. Tabii ki bu yata para harcayan bir kişinin bu masrafları çok da önemseyeceğini düşünemeyiz. Eğer gemi 500 tondan yukarıdaysa öyle kafanıza göre her limana da giremiyorsunuz. Bu sebepten ötürü geminin sağında, solunda, her tarafında göreceğiniz direklerden duş başlıklarına kadar her şey karbon fiberden üretilmiş. Böylece 500 tonluk sınırın 4 ton altında kalmayı başarmışlar. Gelin şimdi bu 496 tonluk devasa makinenin suda nasıl akıcı bir şekilde hareket ettiğini. Böyle botlarıyla, montlarıyla, kazaklarıyla falan tanıdığımız giyim markası Cat'in bağlı olduğu Caterpillar tarafından üretilen 2 tane C32 tipi motor var bu yatın içerisinde ve her bir motor tek başına 1450 beygirlik güç üretiyor. Zaten geminin bir alt katına indiğiniz zaman da esas kral dairesinin burası olduğunu görebiliyorsunuz. Geminin epey geniş bir alanı bu motorlara ve etrafındaki diğer detaylara ayrılmış durumda. Bu devasa motorlar sayesinde yat denizde 15.5 knot, yani yaklaşık 28 kilometre, saatte 28 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Bu hız böyle kulağa karada düşük gibi görünse de aslında denizde giden böyle devasa 496 tonluk bir makine için çok da düşük değil. Arkadaşlar şimdi gelelim milli meselemize. Peki bu gemi ne kadar yakıt tüketiyor? Böyle yat aleminde, yat piyasasında falan yakıt cimrisi olarak
bilinen C32 tipi bu motorlar saatte 180 litre yakıt tüketiyor. Ayrıca motorlara bağlı olan 55 bin litrelik bir yakıt tankı da var. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle yatın deposunu doldurmak isteseniz 1,5 milyon TL ödemeniz gerekiyor yaklaşık olarak ve her saat başına da yaklaşık 5000 TL'lik yakıt tüketmiş oluyorsunuz. Tabii biz bu işin uzmanı değiliz. Kabaca bir hesap yapmaya çalıştık. Tekneler ticari ise yakıt fiyatları falan değişiyormuş. Denizci, tekneci arkadaşlar işi bilen varsa yorumlarda doğru hesabı belirtebilirler. Gelelim şimdi işin elektrik elektronik tarafına. Geminin içerisinde bütün elektrik ihtiyacını karşılamak için yine CAT tarafından üretilmiş 2 tane jeneratör bulunuyor. Bunun yanı sıra gemide temiz su ihtiyacını karşılamak için saatte 400 litre su üreten ayrıca bir sistemde kurulmuş durumda. Şimdi suyumuz hazır, yakıtımızı aldık, beach club'ımız var, dümene geçtik diyelim. Bu gemiyi biz kendimiz kontrol edebilir miyiz? Elbette hayır. Tabii ki arkadaşlar bu gemi öyle amatör kaptanlık belgesiyle falan yürütebileceğiniz bir gemi değil. Sizin için biraz araştırdık. Bu gemileri kontrol eden kaptanlardan neler bekleniyor diye baktık. Ekrana da geliyor zaten, bir iş ilanı bulduk. Burada söylediğine göre kaptanlık eğitiminin yanı sıra 3,5 yıl yardımcı kaptanlık yapmak, 5 yıldan fazla ana kaptan olarak çalışmak gibi pek çok şart bulunuyor. Hatta bu şartlar arasında 200 ve üzeri tona sahip gemileri sürebilmek için ayrı bir lisans da gözüküyor. Hatta şu bana çok ilginç geldi. Bu kaptanlardan bütçe ve muhasebe yetenekleri bile bekleniyor arkadaşlar. Tabii Acun Ilıcalı kendisinin de söylediği gibi işte Dominik'te, Türkiye'de ve Miami'de 8 tane yatının bulunması sebebiyle böyle kaptanlara ulaşmakta çok da zorluk çekmeyecek. Artık kaptan meselesini de çözdüğümüze göre bu videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Size Acun Ilıcalı'nın aldığı yeni yatın özelliklerini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Eğer daha detaylı bir anlatım istiyorsanız Enes Yılmazer'in videosunu açıklamadaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Peki bu yatta sizce ne eksik? Siz almış olsanız ne eklerdiniz? Yorumlarda buluşuruz. Görüşmek üzere.